Sunay ile Elişler YouTube kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, bu videomuzda şöyle kolay ve gösterişli, kendinden desenli şık bir örneğin inşallah anlatımını yapacağım. Sizlere elimden geldiği kadar yavaş ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Örneğimde orta kalınlıktan biraz daha kalın ip kullanıyorum. 3,5 numarada şiş kullanıyorum. Şuradan hemen ilmeklerimizi atarak hiç vakit kaybetmeden örneğimin yapımına geçeceğim. Şimdi ipimi taktım, şöyle bir kere sarıyorum ve şöyle geçirerek bir tane düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra hemen başlangıç kısmına geçiyorum, ilmeklerimi atmaya. Bu şekilde bakın, bir tane içerisinden çıkardım. Bu şişim ön kısımda, şöyle başına sarıyorum. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Başına sarıp tekrar buradaki yapmış olduğum ilmekten çıkardım. Buradaki şimdi başına sardım. Şimdi dışarı çıkarıyorum ve şöyle karşıdaki şişe sarıyorum. Diğer şişi geçirip bu şekilde ip içerisinden çıkarıyorum. Bakın şöyle yani. Başlama yöntemi de çok güzel. Alt kısımları, örgülerin özellikle çok güzel duruyor bu şekilde başlayınca. Şöyle bakın. Örneğimizi 4 artı 4 artı birden kuracağız. Bakın alt kısmı şöyle. Bunu biraz devam ettireyim ve döneyim. Evet, birazcık daha devam ettirdim bu şekilde. Yeterli benim için, örnek anlatım için. Buradan 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ve artık bir ilmekten başlayacağız. Bu sıraya dikkat edin. Bu sırayı nasıl yapıyorsak kızlar, bu sıraya dikkat edin. Bir daha desenin her bitişini bu şekilde bitireceğiz. Yani en son sırasını bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi buradan ilmeğimi aldım. Kenardan hemen 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. İpimi içe alıyorum, bir ters. 3 düz, bir ters ilmek örüyoruz. İpimi dışarı aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Hemen iç kısmı alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. 3 ters, 1 2 3 ters ilmek, 1 3 düz ilmek, 1 ters ilmek, 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum ve şöyle kenar ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Bazen yanlış söyleyebiliyorum. Ördüğümün tam tersi, daha sonra farkına varıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle baştaki ilmeğimi aldım. Şimdi terse ters, düze düz öreceğiz. Bakın. Burada 3 tane ters ilmeğimiz var. 3 tane ters ilmeği örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Burada bir tane düz ilmeğim var. İpimi dışa atıp başına bir defa sarıyorum ve bu düz ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi içeriye alıyorum. 1 2 3 ters ilmeği örüyorum. İpimi dışarı atıp başına bir defa sarıp buradaki bir tane düz ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi içe aldım. 3 ters. Bu örnekte her zaman terse ters, düze düz deseni bitirene kadar 3 ters, başına sarıyorum. 1 düz. İpimi içe aldım. 1 2 3 ters, kenar ilmeğimi de şöyle, ilmeğimi de düz olarak bu şekilde bitiriyorum. Şimdi buradan baştaki ilmeğimi tekrar alıyorum. Şimdi terse ters, düze düz öreceğiz. Ne geldi? Düz geldi. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir ters, arttırdığımı da ters olarak örüyorum.
Tekrar 3 düz. Bir ters. Şu arttırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Üç düz. Bir ters. Arttırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Bakın. 2 3 düzümüzü ördük. Tekrar bir ters. Şimdi döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi aldım. Burada terse ters düze düz. 1 2 3 ters. 1 2 tane düz. 1 2 3 ters. 1 2 tane düz. 3 ters. 2 tane düz. 3 tane ters ve kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak bitiriyorum. Şimdi dönüyorum. Tekrar terse ters, düze düz. Değişen hiçbir şey yok. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Üç düz. İki ters. Terse ters, düze düz devam ediyorum. Evet, terse ters, düze düz devam ettirerek bitirdim sıramı. Şimdi çeviriyorum. Şuradan baştaki ilmeğimi aldım. Yine terse ters öreceğiz. Düze düz öreceğiz her zaman. Baştaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi dışa attım. Bakın burada 2 tane ilmeğimiz var. Şu ilmeğimi çeviriyorum. Şöyle çevirelim. İlmeklerimi çevirdim. İkisine birden batıyorum. O 2 tane düzün ikisini birden bu şekilde örüyorum. Daha sonra ilmeğimi içeri alıp 3 tane aradaki tersi örüyorum. Aradaki tersi ördüm. İlmeğimi dışarı attım. Buradaki 2 tane düz ilmeğimi çevirerek bu şekilde ikisini birden örüyorum. Tekrar tek ilmeğe düşürüyorum orayı. 3 ters ilmeği ördük. Buradan ilmeklerimi bu şekilde ikisini birden örerek kenardaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum ve ipimi dışa atıp bir tane düz ilmeği bu şekilde örüyorum. Şimdi döndürüyoruz. Başta nasıl başlamıştık? Başta 3 düz bir terste başlamıştık. Şimdi aynı tekrar 3 düz. Bakın. 1 2 3 tane düz. Bir tane ters. Devam ettiriyorum. Evet, devam ettirerek bitirdim bu sırayı da. 3 düz bir ters. Şimdi ikinci desenimizi kuracağız. İkinci desenimizi bakın. Şura üçlü kalacak. Şuraları kuracağız bakın. 1 2 3 4'üncüye 1 2 3 4'üncüye ikinci desenimizi aralara kuracağız. Şimdi şöyle takıyorum. Buradan bakalım şuraya kuracağız. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Başını sarıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi çalıyorum. 1 2 3 tane ters ilmek aldım. İpimi dışa ördüm. İpimi dışa aldım. Başına bir tane sarıyorum ve bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ip içe 1 2
3 ters ip dışa, başına sarıyorum, bir düz. Tekrar ip içe alıyorum, 3 tane ters örüyorum, ipi dışa alarak başına bir defa sarıp bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeklerinde iki tanesini şöyle ters olarak örüyorum ve bitiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Aynı baştaki ilk desenimizde ne yaptıysak aynısını tekrarlıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. Terse ters, düze düz yani. Bir tane düz ördüm. İpimi içe alıyorum. Bakın ters. Bir tane ters. Artırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum. İpi dışa atıyorum. 1, 2, 3 düz ilmeği örüyorum. İpi içe alıyorum. 1, 2 tane ters örüyorum. Üç düz, iki ters. Üç düz, iki ters. Kenar ilmekle birlikte iki tane düz ördüm ve çeviriyorum. Şimdi ikinci desenimizi kuruyoruz buraya. Şimdi terse ters, düze düz. Aynı şekilde. Bir tane ters. İki tane düz. Üç ters. İki düz. Üç ters, iki düz. Üç ters, iki düz. Kenardaki iki ilmeği de ters olarak örüyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi dönüyoruz. Terse ters, düze düz. Değişen hiçbir şey yok. İlk ilmeğimi aldım. Bir tane baştaki düzü örüyorum. İki tane ters ilmeği örüyorum. Tekrar bir, iki, üç düz ilmeği örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmek örüyorum. Üç düz, iki ters yani. İki ters. Üç tane düz yaptık. Tekrar iki tane ters yapacağız. İki tane ters yaptık. Geriye kalan iki tane ilmeğimizi de şöyle düz olarak örerek bitiriyoruz. Döndürüyorum bakın. İkinci desenimizi kurduk. Şimdi aynı şekilde ikinci desenimizi buradan bitireceğiz. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Bakın ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi çeviriyorum. Kapatacağız. Uçlarını teke düşürüyoruz şimdi düzü. Çevirdim. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. Üç tane ters ilmek. Düz ilmeklerimi çeviriyorum ve şöyle alıyorum. Bir tane düz ilmek. Bakın. Üç tane ters. İkisini birden alarak bir tane düz. Üç ters. İkisini birden
Batıyorum, bir düz örüyorum. İki ters. Evet. Bu şekilde ikinci desenimizi de üzerine kurmuş olduk. Tekrar terse dönüp terse ters, düze düz örerek devam ettiriyoruz ve tekrar şurada ne yaptıysam üçüncü ilmeği, üçüncü deseni üstte kurarak devam ediyoruz. Şimdi kamera arkası yapmış olduğum büyük deseni göstereyim sizlere. Evet hanımlar, kamera arkası yapmış olduğum büyük model. Gördüğünüz gibi damla damla. Yılların modeli bu. Gerçi bu model yeni değil. Yine de size anlatmak istedim. Şık ve güzel bir model. Hem büyük örgülerinde hem küçük örgülerinde kullanabileceğiniz ve de yapımı çok çok kolay modelimizin. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.